Sosyal medyada dolaşan ve haber kanallarının kırmızı alarm verdiği maymun su çiçeği virüsü dünyaya yayılmaya başladı. İnsanların bu hastalıktan dolayı vefat etmesi ise akıllarda bir soru işaretinin yanmasına sebep oldu. Yoksa 2020'li yıllara tekrar geri mi dönüyoruz? Peki bu hastalığın çıkışı ne? Gerçekten haberlerdeki gibi tehlike mi arz ediyor? En önemlisi ise bunun bir aşısı var mı? Sırasıyla bu videoda hepsine değineceğim. Kıyamet alametlerinde bir hastalık yüzünden tüm insanlığın sonunun geleceği ve bu hastalığın da maymun virüsünden yayılacağına dair alametler var. Bu konu hakkında yorumlarda fikirlerinizi belirtmenizi istiyorum. Ama sizlerin şu anlık olarak bilmesi gereken bu kadar endişe etmemeniz. Çünkü haber kanalları ve sosyal medyada bulunan haberler biraz abartılı olduğunu bilmenizi istiyorum. Ben sizler için bu konuyu derinlemesine araştırdım ve aklınızda var olan soru işaretlerine cevaplar buldum. Ve bu videoyu da ona göre hazırladım. Çünkü hepimizin korktuğu bir şey varsa o da tekrardan 2020'li yıllara dönüp o olayları tekrardan yaşamamız. Zaten ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Tekrardan aynı şeyleri kaldıramayabiliriz. İnsanların artık hastalıktan çok işsizlikten ve açlıktan korktuğu bir dönemdeyiz. Ben Bilgin Yaman. Bu videoda sizlere dünyaya yayılmaya başlamış maymun su çiçeği hakkındaki bütün soruların cevaplarını verdim. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler de bu emeğimin karşılığı olarak bu videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve en önemlisi de kanalıma hala daha abone değilsen abone olarak bana destek olabilirsin. Bu aralar konu sıkıntısı çektiğimiz için de yorumlarda konu fikirleri sunarak bir sonraki videoya yardımcı olabilirsin. Lafı fazla uzatmadan hazırsanız başlayalım. Tarihler 1958'li yılları gösterdiğinde bir maymun laboratuvarında bir hastalık çıktı. Bu hastalık genel olarak maymunlarda görülmeye başladı. Fakat zamanla diğer hayvanlara ve insanlara da yayılmaya başladı. Bu hastalıkların belirtileri ise insan ve hayvan vücudunun belirli bölgelerinde su kabarcıklarının oluşması ve deri dökülmesi. Bakıldığında su çiçeğine çok benzeyen bu hastalık su çiçeğine kıyasla çok daha büyük kabarcıklara sahip ve vücudunun her yerinde değil de sadece belirli bölgelerinde çıkmasıydı. Döneminde ise bu hastalığın maymunlardan gelmesi sebebiyle de maymun çiçek virüsü adıyla tarihi kayıtlara geçmiştir. Bu hastalığın ilk insan vakası da 1970'li yıllarda kayıtlara geçmiş. Şimdi hepimizin aklında takılan bazı sorular var ve bunları sırasıyla cevaplayıp sizleri bilgilendireceğim. Öncelikle bu hastalık nasıl bulaşıyor? Maymun çiçek virüsü genellikle primat ve kemirgen gibi vahşi hayvanlar yoluyla bulaşmakta. Ancak insandan insana da gerçekleşebilir bu durum. İnsandan insana ise bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi insanların da temas edebileceği veya o ortamda insanların o havayı soluyabileceği ortak alanlardan bulaşmakta. Tıpkı 2020 yılında bizleri aylarca eve kapatan o hastalık gibi. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanlar aynı zamanda hayvansal ürünleri tüketmek bu hastalığın bulaşmasında da bir risk faktörü olarak yer almakta. Bu konuda uzmanlar ise eti iyi pişirmemiz konusunda bizleri uyarıyor. En önemlisi hastalıklı olduğunu düşündüğümüz hayvanların etinden ve sütünden yararlanmamamız gerektiğini de söylüyor. Anlayacağınız, bilmediğiniz hayvansal üründen uzak durun. Peki bu hastalığın belirtileri ne? Kuluçka süresi genellikle 6 ila 13 güne kadar varabiliyor. Ancak bu durum 5 ila 21 güne kadar da çıkabiliyor. Doktorlar tarafından ise bu hastalığın iki döneme ayrıldığına dair net bir bilgi var. Bunlardan ilki bedende herhangi bir değişim olmayıp normal hastalıklar gibi baş göstermesi. Lenf bezlerinin şişmesi, bu bezde genel olarak çenemizin altında bulunmakta, yoğun baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı ve şiddetli halsizlikle başlayıp genellikle 0 ila 5 gün arası sürmekte. Lenf bezlerinin şişmesi başlangıçta
benzer hastalıklarla karıştırılabilir. Bu konuda dikkatli olun. Gelelim ikinci ve en ayırt edici özelliğine. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından birkaç gün sonra, genelde 1 ila 3 gün içinde başlar. Döküntü gövdeden ziyade yüz ve belirli bölgeler ile başlar. Bu bölgeler ise yüzle başlayıp avuç içleri ve ayak tabanlarında etkiler. Ayrıca oral sıvılarında, genital bölge ve kornea gibi geniş bir yelpazesi de var. Maymun çiçek virüsü genellikle 2 ila 4 hafta süren belirtileri olan, kendi kendini sınırlayan bir hastalık. Şiddetli vakalar çocuklar arasında da çok fazla görülmekte. Maymun çiçeği virüsü vaka ölüm sayısı genel olarak %0 ile %11 arası değişmektedir ve küçük çocukları çok daha fazla etkilemektedir. Peki bu hastalığın tanısı ve aşısı var mı? İlk öncelikle PCR testiyle bu hastalığa erken tanı yapılabiliyor. Ancak bundan önceki hastalıktaki gibi hata payı olduğundan kan vererek kontrol edilmesinde fayda var. En kötüsü de bu hastalık için geliştirilen ilk aşılar döneminde kullanılmış ancak çok da faydası görülmemiş. Yani anlayacağınız, bu hastalığın bir aşısı yok. Var olan aşılar ise açıkçası onaylanmamış ve bu hastalığı engelleyebilir nitelikte değil. Anlayacağınız biraz deneysel bir çalışma. Bizlerin yapması gereken bu hastalığa yakalanmamak için elimizden geleni yapmak. Ve son olarak bu hastalıktan nasıl uzak dururuz sorusuna. Orta ve Batı Afrika'da genellikle tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu yerde bu hastalık daha çok baş göstermekte. Yani anlayacağınız şu anlık korkulacak bir şey yok. Lakin çoğu insan enfeksiyonu birincil olarak hayvandan insana bulaşmadan kaynaklı bu hastalığa yakalanıyor. Yabani hayvanlarla ve özellikle hasta veya ölü hayvanlarla etleri, kanları ve diğer kısımları dahil korunmasız temastan kaçınılmasını uzmanlar söylüyor. Ek olarak hayvan eti ve parçaları içeren tüm yiyecekleri yemeden önce iyice pişirmenizi tavsiye ediyor. Bizim kültürümüzde zaten bu tarz tedbirleri sıkça görüyoruz. O yüzden bizlerin biraz daha dikkatli olarak bu hastalıktan uzak durabileceğimizi kesinlikle söyleyebilirim. Bu durumu genel olarak bakıp toparlamak gerekirse medyada anlatıldığı gibi çok büyük bir tehlikesi yok. Ölüm oranları da oldukça düşük. Öyle hemen pat diye bulaşma durumu da yok, ancak bu demek değildir ki önlem almaya gerek yok. Ne olur ne olmaz diye biz önlemimizi alalım, çünkü ne olacağı da belli değil. Benim maksadım bu hastalık konusunda bilgilenmeniz. Ne olduğunu bilmeniz, tehlikesinin ne boyutta olduğunu ve belirtileriyle beraber erken teşhis konusunda sizleri bilgilendirmek. O yüzden sosyal medyaya çok fazla aldanmayın. Sizleri prim amaçlı korkutmaya çalıştıkları kesin. Sadece olabildiğince dikkatli olun. Çünkü ne dünya ne de ülke olarak 2020 yılı zamanı gibi bir süreci daha kaldıramayız. Yıpranmış olan halk iyiden iyiye kendini tüketecektir. Yalnız videoyu kapatmadan önce de şunu söylemekte fayda var. Kıyamet alametlerinde bir hastalık yüzünden tüm insanlığın sonunun geleceği ve bu hastalığın da maymun virüsünden yayılacağına dair alametler var. Bu konu hakkında yorumlarda fikirlerinizi belirtmenizi istiyorum. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.